Ersen artık Ikea mobilyalarını kurmakta ustalaştı. Yatakta sıkıntı yok da yatak odasındaki gardırop daha kaç defa söküp gelebilir bilmiyorum. Ya buraya taşınırken zaten biz dolap almamıştık. Raf sistemi almıştık. Sonradan öyle açıkta kıyafetler toz oluyor falan diye vazgeçtik. Normal en ucuz Ikea'nın dolabından almıştık. Tabii o da sök taka biraz gelmeyecek gibi görünüyor. Ya biz şey düşünemedik. Dolabın arkasını vidaladık. Dolabın arkasını çiviledik. Yani tekrar söküleceğini düşünemedik. Yani şu anda takarken yani böyle sök taka uygun bir şey yapmaya çalışacağım bakalım, eğer elimizde yerse. Olur, bir arkasını gerekirse yapıştırırız. Bir şeyler buluruz. Bugün yeni evde ilk gecemiz olacak. Ersen şimdi yatak odasına yatağı kurmaya çalışıyor. Biz bu eve temizlik yaptık ama tabii işte şimdi her şey böyle dağınık olunca her şeyi attık böyle. Annem de kendine bir yer buldu. Her şey, evet. Herkes çok yorgun gerçekten. Şu anda her yer, gerçekten her yerde. Şimdilik bir yatağı kuralım. Bir çay demleyelim. Odin neredeydi? Odin alışamadı Odin. Evi geziyor. Ya kıyamam ya. Normalde kutuya girmeyi hiç sevmez. Ama şu anda en güvenli yer orası geliyor herhalde. Odin'im korkma annem ya. Alışacaksın. Alışacaksın anneciğim. Şu an Şimşek nerede hiç bilmiyorum. Heh, buradaymış. Şimşek. Aa, oğlum. Alışacaklar artık tabii yavaş yavaş. Yavaş yavaş alışacaklar. Burada da annemin odası, o hazır zaten direkt. Burada da eşyalar. Bakalım. Herhalde böyle aralara falan da gitmemiz gerekiyor şimdi. Tam bahar dönemi. Bu evin toplanması herhalde bir hafta 10 gün sürecek bizim. Şu anda en acil ihtiyaçları toparlamaya çalışıyoruz. Masayı Ersen kuruyor şimdi. Üzerinde bir şeyler yiyebilelim diye. Odin de bayağı bir alışmaya başladı. Odada gezmeye başladı. Şu an kameralar nerede? Onların yerini bile bilmiyoruz. Telefondan çekiyoruz o yüzden. Anahtarları da bulamadım kendisini. Evet. Odin, alıştın mı oğlum sen? Aferin Odin'e. Evet, masayı hazırlarsak şimdi bir şeyler yer içeriz. Yorucu bir hafta olacak ama sonunda güzellikler olacağına inanıyoruz. Değil mi canım? Ben bittim ya. Biz bittik yani. Yarın güzel başlayacak. Çok çalışıyorlar. Almışkam da onlara bakıyor. Ne yapıyorsunuz beyler? Bir garip reklamsal işler. Reklam ajansı kuruyoruz. Yırttık abicim, yırttık. Şimdi böyle eski videolarımızdan bir reklam yapmaya çalışıyorlar. Bayağı bir derinlere daldılar. İlk videolarımıza kadar indiler. Ben evde ufak tefek işlerimi yapıyorum şimdi. Onlar da böyle iş güç. Odin nerede? Odin sürekli şu yan bahçeye kaçmaya çalışıyor. Peki size bir şey sorabilir miyim? Bilmiyorum. Manzaraya karşı değil de neden eve karşı çalışıyorsunuz? Güneşten dolayı manzaraya sırtlarını dönmüşler. Ama buradaki manzarayı kaçırıyorsun yani. Şu an şu manzarayı görüyorsun. Pardon, evet, oradakini ben göremiyorum. Doğru, Odin'i de takip ediyorum. Kahve ister misiniz? Evet. Kahve isteyen el kaldırsın. Yapalım bakalım beylere kahve. Yavaştan bahçeye vakit ayırmaya, bahçeyle ilgilenmeye başladık. Öncelik tabii gördüğümüz, burada bir cam kırılmış ve o camları temizleyelim dedik. Çünkü burada Almo, Şimşek ve Odin de geziyor. Ayaklarına batmaması için. Her zaman gördüğümüz bir görüntü. Böyle iş yapılıyor. Olan biten şey olduğu gibi bırakılıp gidiliyor. Burada çok rastlanan bir durum. Yani buradaki ustalar sonradan pek arkasını temizlemeyi sevmiyor herhalde. Ya da bize temizlemeyen denk geliyor. Olabilir. Bahçemizde böyle kesilmiş ağaçlar var. Şu halkalardan ağaçların yaşını hesaplayabiliyoruz. Ben saydım, 37 gibi saydım. Yani 37 yaşında bir ağaçmış zamanında. Benim yaşımdan daha büyük bir yaşa sahipmiş. Daha bahçe işlerine çok girişemedik. Evin içinde bile işler bayağı bir yavaş ilerliyor. Çünkü ilk hafta hep Köyceğiz'e gidip geldik. Şimdi artık toparlamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Yeni evimizde küçük küçük işlere başladık. Böyle bu otlar büyümeye başlamıştı çok. Onu versem içiyor. Bunları tavuklara atar mıyız? Üstüne mahşama mı kalsın? Atabiliriz. Ama yer mi tavuklar bilmiyorum. Bakarız. Bayağı katlamışlar değil mi? Hı. Ama? Bir kenara toplarız ya. Olur. Odin? Alma, alıştın mı oğlum? Alma. Sesimin kusuruna bakmayın, birazcık boğazlarım şişmiş. Odin'e bak, nasıl tedirgin tedirgin yürüyor. Odin, korkma annem. Güzellik. Şimşek yine sabah çıkıyor. Bütün mahalleyi öğrendi. Geziyor yine. Buralarda güzel şey gübreliymiş. Çiçek ekmeği işi anneme kaldı. Çünkü annemin elinden ekilen her şey çıkıyor maşallah. Anneleri bereketli. Evet, anneleri bereketli gerçekten. Biz de böyle bahçemizi güzelleştirelim istemiştik. Yani bahçe derken balkonumuzu. Şimdi böyle renkli renkli çiçekler almıştık. Şimdi onları böyle ekelim saksılara güzel güzel. Balkonda çayımızı kahvemizi içerken renkleriyle bize eşlik etsinler. Sarıyı başı beyaz ortaya mı ekeyim? Olur. Şimdi bunları azıcık tiplerinden şey yapalım. Çok şey yapmayayım da tutmalarına engel olmasın. 3 tane ekeyim. Aynen, sık sık ek, gür dursunlar. Karanfillerin kokusu çok güzel. Şimdi Ersen ne yapıyor böyle bu surat ifadesiyle diyorsunuz. Buraların suları çok kireçli olduğu için, yani içenler var ama kireçli olduğu için biz böyle direkt çeşmeden içmeyi tercih etmiyoruz. O yüzden böyle sürahiler var filtreli. Onlardan almıştık. Tabii bu filtre fiyatları da bayağı bir zamlandı. Ersen de şimdi bu Brita'ların içinde ne var diye bakıyor. Aslında biliyor ne olduğunu. Çünkü daha önceden balık baktığı için filtre sistemlerine bayağı bir hakim. Görmek istedim. Evet. Ben kullandığımız artık vadesini dolan bir filtremizi açtı. Şimdi buraya mükemmel bir pres yapmışlar. Yani bu hazneye bunu doldurmuşlar. Şurada bir tül gibi bir şey var. Suya karışmasın diye ince. Ve bunu böyle üstüne kapatıp sıcak pres yapmışlar açılmasın diye. Çünkü bunu açtığınız zaman içerisine malzeme doldurup kapattığınız zaman bir daha filtre almanıza gerekmeyecek. Ki biz bunu, Türkler yaparız. Evet, siz bunu yapmamanız için Brita ya da böyle bir ya da bunu üreten şirketler böyle sıcak bir presleme yapmış. Benim amacım sadece bunun içeriğini görmekti. Ama bu alt hazneyi kullanabilirim. Aslında dediği gibi akvaryumlardan, yani akvaryumdaki filtre sistemlerinden biraz aşinayım duruma. Çoğunlukla aktif karbon kömür kullanılıyor bunun içinde. Aktif karbon kömür suyu gerçekten çok güzel arındırıyor. Şu beyazları çözemedim ne olduğunu. Tatlandırıcı gibi bir şey de olabilir bu beyazlar. Bu alt hazneyi kullanabiliriz. Çünkü alt haznenin böyle bir sistemi var aşağıda. Neyde kullanacağız onu? Bunu tekrar Brita'nın içine koyuyorsun. Surayının içine. Hı hı. Bu üstte sadece bu aktif karbon kömürlerin böyle küçük küçük keseleri var. O keseleri bunun içine koyup yatırırsın. Üzerinden su ekleyip devam edersin. Aslında keseyi komple şeyin içine de koyabiliriz ama sızdırma durumu olabilir yanlardan kireçli suyu. Ya da bir sonraki filtremizi daha dikkatli açıp yani bir Türk icadı yapabiliriz. Sistem bu. Çok güzel preslemişler buraya bunu. Aklındaki soruları giderdin mi? Giderdim, evet. Yani bunu böyle bir şey yapıp koyabiliriz. Neyse, bakacağız ya, ama evet ya. Aktif karbon kömür böyle parçacıkları. Elek altı gibi böyle, yani gerçekten çıkıntı şeyler. Bu beyazlar da %100 tatlandırıcıdır. Çünkü su buraya girdiği zaman tadı değişiyor. Çeşmedeki tadı. Evet, şimdi araştırmalarımıza devam edelim. Aktif karbon kömür ve bunun içinde neler kullanabiliriz? Artık filtre almaya son. Hadi bakalım. İsteyen olursa bunun detaylı videosunu da böyle tek bir video gibi size çekebiliriz. İlk önce bir kendimiz deneyelim. Ölmezsek. Diyormuşum, yok hayır. Bir şey olmaz. Faydalı olur en azından herkese. Belki şirket bize dava açabilir ama canınız sağ olsun. Önemli olan... Abartmakta Ersen gibi oldum. Günler geçti. Hala ev toparlanmıyor. Evet, Aslı hasta oldu zaten. Boğazları falan sarıldı gitti. Aynen demesine bakar mısın? Sesim çıkmıyor. Çıkardı, çok acıyor abi. Biz de indir kaldır bitiyiz. Evet. Kaç gün oldu taşınalı? Hiç onu bile bilmiyorum. Geçen cuma taşınmıştık. Yani bir haftayı geçti. 8 gün oldu. Vallahi yani 8 gün olmasına rağmen anca neresi toparlandı? Biraz yatak odası. Şu an şöyle oturduğumuz oda. Bayağı bir toplandık aslında ama yani tabii ki bu süreç uzun bir süreç. Daha alt katta hani yapmak istediğimiz çok şey olduğu için daha oralar duruyor. Üst katı da topladık yani çoğu şeyin. Dolabı daha önce bugün yerleştirebildim. Hastettik ama kendimizi. Evet, hastettik. Vallahi hastettik ya, çok uğraştık. Evet, aslında çok erken kalkıyoruz. Çok yani erken kalkıp çalışmaya başlıyoruz ama tabii böyle olunca akşam da geç yatıyoruz. Ay şey pardon, akşam da erken yatıyoruz. Size konuştum bilmiyorum. Şu an tipim zaten muhtemelen bir kayıptır. Tabii canım, bizim de biraz güneş enerjisinde de sıkıntı var. Suyu ısıtmıyor, bakalım ona da bir çare bulacağız. Evet, konuştuk ev sahibiyle. Evet. Üst kata çıkıyoruz. Öyle yani, yeni evimize alışıyoruz. Alıştık aslında yani, sevdik burasını. Evet, komşu ziyaretlerine de başladık tabii ki. Evet. Böyle güzel arkadaşlıklar da edindik buralarda. Daha önce de edinmiştik ama uzak olduğumuz için görüşemiyorduk. Ziya abi, eşine buradan selamlar. Begon ve çiftliği. Evet, şimdi onlarla da böyle sık sık görüşeceğiz artık buradaki arkadaşlarımızla. Bakalım, hava karardı. Aslında video editledi, artık dedik bir video yayınlayalım. Evet, yani şu ana kadar gerçekten bilgisayarın bile nerede olduğunu bilmiyorduk. Eşyalar falan bayağı karışıktı. Şimdi bugün hallettik. Ben de şimdi bir çay koydum, içelim bakalım, belki boğazıma diye gelir. Ihlamur bir şeyler yapıyoruz. Evet bakalım, yarın da arılara gideceğiz. İşte arılara gitmeden önce de şöyle bir bahçede bir tur atarız istersen. Gerçi daha bir şey yapmadık da en azından ne olduğunu bitti böyle bir. Bakarız yani, her yer darma perişan. Zamanla düzelecek diyelim. Odin.